Hanımlar, şimdi sırada ne var? Puanlama. Puanlama. En heyecanlı yer. Evet. Aynen, değil mi? Evet. Şimdi bakalım arkadaşların sana kaç puan verecek? Bakalım. Evet değerli izleyenler, sırada puanlama var. Evet değerli izleyenler, Suzan'a puanlama yapıldı. Arkadaşların senin için puan kullandı. Merak ediyorsun. Evet, çok merak ediyorum. 10 puan bekliyor musun? Hayır. Niye? Yorumları kötü. Çünkü perdelerim kötüydü mü diyorsun mesela. Evet. Ama sen kabul ettin bak. Bazı şeyleri kabul ettim, ettin. Evet. Tebrik ediyorum seni. Kabul etmek lazım. Ve Nur, senden başlayalım. Önce sebebini, ardından da arkadaşına verdiğin puanı bizimle paylaş. Genel olarak evin güzeldi. Karşılaman falan da güler yüzlüydü. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık her şey için. Rica ederim. Mobilyam bana çok farklı geldi. Böyle gördüğümde kendi evime de alıp koyabileceğim bir mobilya açıkçası, yemek takımı. Koltukların için aynı şeyi söylemeyeyim, rengi için. Tüllerine zaten söylemiştim. Evet, onu kendi söyledim. Yatak odan da güzeldi. Başlığın dediğim gibi bir tık yüksek olabilirdi. Onun dışında çeyizim bence yeterliydi. Her şeyin vardı, elemeklerin de vardı. Dün Gamze'de söylediğim gibi elemeği yoktu ama sende vardı. Masan da güzeldi. Çatal kaşıkların gold olabilirdi. Onu söyledim. Mutfağında da masan için sandalyelerin rengine takılmıştım. Bir de tülün çok klasik kalmış oraya. O şekilde. O zaman evet. Puanlı görelim. Benim Suzan'a puanım 7. Neden peki? Neden? Bence 7'nin yeterli olduğunu düşünüyorum evin için. Kendimle kıyasladığımda böyle kendi evimi gözümün önüne getirdim. Söyledim sebeplerini, tüllerin, fonların. Anladım. Fonlarını bence bir şekilde takabilirdin. Anladım. Hani ben olsam bir yolunu bulurdum. Peki. Peki. Teşekkür ederim. Evet. Neşe'den devam edelim. Neşe, önce sebebin ardından puanını görelim. Tamam. Aslı Hanım, ben genel anlamda evi beğendim. Hı hı. Güzel. Ben sadece perdeleri beğenmediğimi söylemiştim zaten. Evet. Bir de mutfak avizesini çok hani banyo avizesi gibi bulduğumu da söylemiştim. Hı hı. Onun haricinde takılacağım hiç başka bir şey yok. O zaman senden bir 9 puan bekliyoruz. Yani. Yok. O biraz zor gibi diye evet. Bakış attın. Evet. Peki, görelim puanını. Peki. Sekiz puan. Evet. Kız. Bağır, çağır. Niye 8 verdin bana de. Niye 8 verdin bana? Niye kırdın 2 puanımı de? 2 puan avizeden kırdım. 1 tamam. Puan da perdeden kırdım. Nasıl kırarsın? Kırdım. Yani avizeden hadi yarım kır. Buradan yarım kır. Yarım 9 kıramam. Ver bize. Olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Evet, bu şekilde. Peki, teşekkür ederiz. Serbestsin. Teşekkür ederim. İrem. İrem kız. Ben de aynı şekilde türlerini beğenmedim. Evet. Salonun mobilyalarını beğendim ama salonda çok karmaşa var. Koltukların rengini beğenmedim. Sadece mobilyaları beğendim. Ev genel olarak güzel. Ben de mutfaktaki perdeyi beğenmedim. Çok klasikti. Hı hı. Onun için buna göre puan verdim. Evet. İrem kız dedim sana. Bir türkü vardı böyle. Aman aman İrem kız. Gönlümü çalan hırsız. Bakalım İrem kaç verdi değerli izleyenler? Senden de böyle bir sağlam bir puan bekliyoruz. Benim Suzan'a puanım 7. Neden peki? Gerçekten mobilyalarım çok güzel ama gerçekten koltuklarını beğenmedim. Rengini hiçbir şekilde beğenmedim. Mobilyalarını hiç uyumlu bulmadım. Mutfak perden çok klasik. Salonda da fon yok. Onun için 1-1-1-3 puan zaten, oradan kırdım. Kendim de söyledim baştan beri. Evet, hepsini haklısın ama... Söyledim. Ya işte dediğim gibi gerçekten fonlar yok.
Salon çok karışık, mobilyası çok güzel ama koltukları mobilyalara göre uyduramamış. Aslında hani mobilyalar tek renk olsaydı, kendi kendine güzeller evet, ama daha iyi kombinleyebilir. Yani mobilyaları söndürmüş koltuklarıyla birlikte. Koltuklar tek renk olsaydı belki mobilyalar daha çok öne çıkacaktı. Peki. Gamze! Beni teyit geçelim bir şöyle böyle gidelim. Gamze! Barış sağladık inşallah. Ve yani, buradan barışık bir şekilde gideceğiz. Yani barışmamıza rağmen gidip bir waffle yapmadı, onu bile ben yaptım. Bilmiyormuş belki. Bilmiyorum. Sen yaptın. Bilmiyordu yaparım kız. Yaparım dedi ama ilk başta. Ne olsun, tarife bakacaktı. Sen biliyorsun ki bu işin okulunu okumuşsun. Hadi bakalım, önce sebepleri ardından da bizimle puanını paylaş. Nereden başlayacağımı inan ki hiç bilmiyorum. Tüllerden başlasın. Adet bozulmasın. Aynen. Birinci olarak o kısa keseyim. Herkes yorum yaptı zaten o konu hakkında. İkincisi, aynanı dediğim gibi sehpa aynası gibi alıp direkt yapıştırmışsın. Şu üntendeki gold detayları beğenmedim çünkü salonda hiçbir goldun yok. Daha sonra misafirperverliğin zaten olumlu değil. Yatak odasındaki halını beğenmedim. Çeyizin yeterli miydi? Evet, yeterliydi. Hani birkaç daha tülbent vesaire görmek isterdim. Fazla vardı ama biliyorsun ki hep aynalara falan takıldı. Tamam. Ama el işçiliği falan çok iyiydi. Yani onları çok beğendim. Yani bizi suçladı. Aşk olsun. Aynaları kapattılar dedi. Yani iki tane almıştık. Onu da ilave et, tamam mı? Aynen. Tamam. Onu da geri koyduk. Aynayı kapattık, koyduk ya. Daha sonra yatak odanda başlığı çok beğendim. Ama rengi farklı olsa daha güzel olurdu diye düşünüyorum ben. Masada da bardakla yemek tabağı. Yok. Çatal. Çatalları uyumlu bulamadım. Ha. Ve çok karışık geldi gözüme. Ama sofra bezin sunumların hepsi harika. Sofra bezi derken? Masa örtüsü, pardon. Alışkanlık. Evet. Onlar çok güzeldi. Biraz eskiye götürmek lazım. Nostaljik değilim benim. Ha. Sunumların tadı falan güzeldi. Çok beğendim. Lezzetliydi. Yani. Aynen. Senin de eline sağlık. Ne demek, afiyet olsun. Bu kadar. Peki. O zaman şimdi kırdı falan, bir 8 puan verir herhalde. Yok, hiç sanmıyorum. Dünden kara izli o bana. Görelim puanını. Görelim. Açılmadı. İstemiyor açılmak. Evet, takılmış ama. Sen geri kapat onu. Sen bence onu geri kapat. Yani bu bile çok... Ben o puan hak ettiğimi düşünmüyorum kesinlikle. Sen kaç vermiştin arkadaşın? 6 verdim. Sen 6 vermiştin. Çok bir fark yok. Sen olmayan şeyleri eleştirerek 6 verdin, buna bakarsın. Bence adaletsizlik oldu. Bence evet. De adaletsizlik var. Gerçekten adaletsizlik. Yani ben ona o puanı verdim diyor, bana daha düşük evet, verdi. Yani evet, yani en azından aynı kısas gibi oldu Aslı Hanım evet. Yani. Evet. Bence olmadı. Ona bakarsan o bana 6 verdi, neden yani burada 7 veriyor? Bence herkese... Ve beğenmediği onca şey var. Ben de sustu. O güzel, bu güzel, şu güzel, ama masa güzel. Ama mobilyası falan bitti. Senin mobilyandan güzel. Evet, özellikle yatak güzel. Odası. Tamam, o ben de diyorum yap senin o zaman. Yapmadın ama güzel tamam. Dedi. Yok evet. Söyledim. Ben yatak odanda söyledim. Perdeleri çok alakasız buldum dedim evet. Mesela. Biz yaptık yorumumuzu. Bir de senin çeyizinde hiç elemeyi verdik. Hiçbir şey yoktu. Yani evet. Elemeydi. Evet. Hepsi elemeyi. Ama Suzan'ın evet. Değişik çok bir şeydi. Suzan'ın tabii çeyizi ki de çok güzeldi. Gerçekten. Ben çeyizde bir şey demedim zaten. Ben de güzel dedim. Evet. Ben yanlış bir şey demedim. Bence adaletsizlik yaptığını bence düşünüyorum. De. Çünkü bu yani beşlik böyle bir eve de beşlik bence. Kesinlikle, kesinlikle değil. Ben zaten bence beşlik hiçbir ev yoktur. Herkes yani, emek var. Sonuçta emek var. Saygı var. Yani, herkesin mobilyası kendine göre farklıdır. Yani beşlik hiçbir ev yoktur evet. Bence diye düşünüyorum ben. Aynen. Tamam, ben beğendiğim şeyleri de söyledim ama. El lezzetine, çeyizine... İşte bak bir sürü şey sayıyorsun ama 5 puan veriyorsun. Tamam, o kadar evet. Şey yaptın. Ne yaptı? O kadar atıştık, mutfağa geldi, laf sokmalar, kalk git dedin. Bunu unutarak söyle, konuşma. Peki. Evet, oradan da belli ki puan kırılmış. Ben birbirinizden özür dileyip barıştığınızı hatırlıyorum ama demek lafta barışmışsınız. Yani kızgın olsan hani geçerdi politik, ama kırgın. Politika yapmışsınız Gamze Hanım bize. Kızgın olsam geçerdi ama kırgındım maalesef. Tamam geçti, barıştınız, zaman geçti, yediniz, içtiniz, girdin kadının mutfağında, sen de waffle yaptın. Waffle'ları yaparken yaptı. İyiydi. Yapmadım. Ondan sonra güzel güzel yedik, içtik, oynadık. Yapacak bir şey, bu bir yarışma. Bana ne atıştı? Hani barışma? Hani kalktım gittim, beni kovdu resmen evinden. Yani bu zaten kafadan 2 puanımı kırma sebebim olabilirdi.
Gamze hiç adaletli bir yarışmacı değil. Bunu çok net gördük. Evet Suzan'cığım, arkadaşlarından toplamda 27 puan aldın. Evet. Bugün. Şimdi ben de puanımı kullanacağım senin için. Evet değerli izleyenler, bugün Suzan'ın evinde oldukça renkli bir gün yaşandı aslında. Kızlar değişik tepkiler verdi, işte hafif gerginlikler oldu, biraz espriler oldu falan. Güzel bir gün geçirdik. Artık yavaş yavaş farklı mobilyalar görmeye başladık. Epeydir görmediğim yeşil kanepeyle burada karşılaştım. Yatak odasını da beğendim. Beğendiğim güzel parçalar vardı. Masası oldukça iyiydi. Güler yüzlü, cicibici bir gelindi. Evet eksikleri vardı. Bütün kızlar söyledi perdeleri için. Ben de katılıyorum kızlara bu konuda. Benim de beğenmediğim bazı şeyler vardı. Beğendiğim şeyler de vardı. Daha iyi değerlendirilebilirdi evimiz. Benim gelinime puanım 8. Suzan Gelin'in rakiplerinden aldığı puanlar şöyle. Nur Gelin 7, Neşe Gelin 8, İrem Gelin 7, Gamze Gelin 5 puan. Yarışmacımız Aslı Hünel'den ise 8 puan alarak toplamda 35 puana ulaştı. Yarın benim günüm. Umarım her şey yolunda gider. Tartışmasız bir gün geçiririz. Keyifli bir gün geçiririz. İnşallah her şey çok güzel olur. Benim günümde görüşmek üzere. Bazen insanların giyiminden bile tarzını anlarsınız. Onunkini hiç çözemedim. Evini çok merak ediyorum. Ve yarın kimin evindeyiz? Neşe'cim senin evindeyiz. Evet. Sen 10 yıllık gelinsin. Ben 10 yıllık gelinim, bakalım neler olacak. Bence çok güzel bir ev. Çok deneyimli, evet, tecrübeli bir misafirperverlik bizi bekliyor diye düşünüyorum. Yarını iple çekiyorum açıkçası. Evet değerli izleyenler, yarın Kocaeli İzmit'te Neşe'nin evinde sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Show TV'de bizimle kalın.